Taylan? Taylan böyle mi kazanacaksın? Bırak. Taylan sen bu musun? Artık dayanamıyorum. Ne? Her gün gözümün önünde. Bu ateş gibi. Kokusunu duyuyorum. Sıcaklığını hissediyorum. Elimi uzatıyorum dokunmak için. Ama kilometrelerce ötede. Sen her şeyi kül edince kapanacak mı o mesafe? Kapanmıyor. O herifle aralarındaki bağ inceliyor. Ama kopmuyor. Taylan incelen her şey bir gün kopar. Ne zaman? Tamam bugün değil ama yarın. Ama seni şu anda böyle bu halde birisi görse böyle bir ihtimal bile kalmaz. Taylan bunun yolu bu değil. Benim tanıdığım Taylan Tanbay asla çözümsüz kalmaz. İşte böyle. Sence niye bu ev? Ceylan niye bu evi seçti? Mahallede onca ev varken. Bilmiyorum. Bazı seçimlerin mantıklı bir açıklaması yoktur Taylan. Belki de yalnızca bir histir. Aşk gibi. Aşk gibi. Mesele de bu değil mi? Sen bu evi alınca Ceylan'ın sana hisleri değişecekti. Değişecek. Hala öyle. Bu iş öyle işlemiyor Taylan, biliyorsun. Şunu da biliyorum. İnsanın hisleri de değişir. İnsanın hayalleri de değişir. Her şey değişir. Ömer eğer bu evi tutunduğu hayaller yüzünden satmıyorsa hayatın gerçekleri bazen tam tersini yaptırabilir. Para mı diyorsun yani? Sence bizim tamirci Çırağ'ın işleri sekteye uğrarsa yaşlı teyzeyi mi evden çıkarır? Yoksa bu evi mi gözden çıkarır? Hadi gidelim. Taylan, adamın tamirhanesini de yakmaya kalkmayacaksın değil mi? Biraz daha kalsaydı yiyecek bir şeyler hazırlardım sana. Doğru dürüst hiçbir şey yemiyorsun. Allah korusun hasta olacaksın. Senin duaların beni korur canım. Hadi eyvallah. Herkes yerinde mi? Yerinde Taylan Bey. O zaman başlayalım. İyi günler hanım teyze. Hayırlı günler yavrum, buyur. Şimdi sizin bu arka bahçedeki boru hatlarında kaçak var sanırsam. Nereden çıkmış o? Merkezden görüyoruz teyzeciğim. Bu mahallede bir sızıntı varmış. Diğer evlere de baktık, bu evden olduğunu zannediyoruz. Biz vallahi koku moku da duymadık ama. Bakmamız lazım teyzeciğim. Sakıncası var mıdır? Yok. Yok da ben torunumu bir arayayım. Yok teyzeciğim. Biz bir bakalım, bir şey çıkarsa öyle ararsın. Eve girmeyeceğiz zaten. Tamam peki. Arka bahçeye geçebilir miyiz? Siz bize yol gösterseniz. Tabii geçersiniz tabii. Bir de şu elimizdekileri içeri bırakırsak. Gel, gel. Hadi bari şimdi. Arka bahçeye geçebilirsiniz. Tamam. Hadi sen de geç bakayım yavrum. Thank you.
Fikret'e bir şey mi oldu? Sakin. Fikret'e bir şey mi yok? Şimdi elimi indireceğim. Ama ses çıkarmayacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Nasıl girdin içeri? Teyzeye bir şey mi yaptın? Teyzeme sen sevdin bunları bakıyorum. Evet sevdim. Çünkü iyi insanlar ve bana iyi bakıyorlar. Ben de Fiko'ya çok iyi bakıyorum. Ama o son yaptığın hatadan sonra ikinizi de yok etmek iyi bir karar olacak. Ne? Ne? Bu ne? Bunu içeceksin. Hayır. Merak etme. Fikret'in yanında da biri var. Sen, Fikret, karnındaki çocuğu... Üçünüz birbirinizi görerek dünyaya veda edeceksiniz. Hayır. Fikret'i göster. Kristina. Taylan. Ne yapacağım? Hayır. Hayır yapma. Yapma lütfen Taylan yapma. Lütfen silahı indir. Fikret. Çamur zaten bulaştı Ömer'e. Sensiz temizlemesi zor. Hadi vedalaş. Vedalaş Fikol'le. Fikret. Hayır yapma. Lütfen yapma. Hadi vedalaş. Hayır. Hayır. Vedalaş Fiko'yla. Sen ne istersen yaparım gerçekten. İstersen yaparım. Belki de seni Ömer'in öldürdüğünü düşünürler. Hayır. Hayır lütfen. Yemin ederim, yemin ederim bir daha yapmam. Bir daha yandan yapmam. Yapmam gerçekten. İstediğini yapacağım, istediğini yapacağım lütfen. Öyle diyorsun, ısınılmıyorsun. Gerçekten bir daha yapmam. Gerçekten yemin ederim. Efendim? Feryal Hanım, rahatsız ediyorum ama... Bir şey mi oldu Ceylan? Benim en yakın arkadaşım evleniyor da... ben de nikah şahidiyim. Evet. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Yarın da çünkü onunla birlikte olmam gerekiyor. Yani izin kullanabilir miyim? Bu sabah sizi yakalayamadım da... o yüzden telefondan sormak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Anladım. Feryal Hanım. Erken de çıkabilirsin. Hatta yarın gelmeyebilirsin de Ceylancığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Simla Hanım gelince benim yanıma uğrasın hemen. Allah'ım kafam kaldı ya. Yapma. Lütfen. Tamam. Bırakın Fiko'yu. Gerçekten mi? Bu senin son şansın. En ufak bir hatanda seni, Fiko'yu, karnındaki bebeği hepinizi öldürür. Anladın mı? Tamam. Yapma. Evet. Tamam, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dediklerimi unutma. Unutma. Ne oldu? Teyzeciğim, gerçekten gerek yok çaya falan. Oğlum, madem amirlerinizi bekleyeceksiniz... şöyle güzel bir çay içersiniz, değil mi? Teyze mi geldi? Evet. Etrafım yeteneksiz gerizekalılarla çevrilir çünkü. Ne yapacağız şimdi? Affedersin birader. Ne affedersin birader ya? Böyle bir şey görmedim ben ya. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim ya. Olasın teyze. Afiyet olsun. Hadi teyzem inelim artık. Oğlum arkadaşına da götüreydik bir bardak. Hiç gerek yok teyzeciğim, sağ olasın. Hadi yürü gidelim. Hacı annem doğalgaz kaçağı varmış. Ha öyleymiş.
Dilerseniz sizinle de bakalım. Olur olur, bakalım tabii. Oğlum nereye? Arka bahçede. Ha yok ya, şey için. Bizim biraz acelemiz var da yalnız. Ha yok, benim gömleğime bir çay döküldü de ben onu değiştireyim geleyim dedim iki dakika. Temiz gömleklerin salonda ütü masasının üstünde. Tamam, tamam. Hadi gel biz gidelim arkaya bakalım. Benzin atmış senin, bir şey mi oldu? İyi misin sen? Benim başım biraz döndü de. Biraz uzansam olur mu? Uzan. Şey, ne yapalım? Tamam tamam, ben izin aldım zaten. Görüşürüz. Ne oldu? Yüzün düşmüş yine Ceylancığım. İbrahim'in şahidi Ömer'miş. Ay yapma. Bir dakika, sen şimdi Ömer'in yanında gelin olarak oturacağın masaya şahit olarak mı oturacaksın? Vallahi herkesler dalga geçer seninle. Kimsenin ne düşündüğünün bir önemi yok Aytül abla. Ben Sümbül'ü kuramam. Ceylancığım, bana bir smoothie hazırlar mısın canım? Ben şimdi hazırlarım Melisa. Ceylancığım biliyorsun şeker koymayacaksın. Şu arkadan devam edeceğiz, buyurun. Geliyorum. Ha, peki. Arka bahçede oyalayın. İnşallah kızım. Bir şey mi oldu? Yok, benim canım çok kahve istedi. Aa, olmaz, hamilesin yavrum, olmaz. Ama bizde öyle bir adet yok. Yok evladım, adetten değil bu, ilmi ilmi dokunur. Ha, çay içelim mi? Çay yapayım mı? Sen iyi misin? Ben hiç iyi değilim. Ben biraz kötü oldum da. Aman Ömer bahçede, ben haber vereyim, hemen seni doktora götürelim. Yok 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 yok, iyiyim ben, iyiyim. Sadece bir canım bir böyle bir kahve ya da çay istedi. Ben çay yapayım, tamam mı? Bir çay yapayım mı? Peki hadi gel, yapalım. Benim canım öyle bir tamam. Birden istedi de. Tamam yapalım, hadi. Kusura bakmayın, biraz geciktim. O aptal Aytül ağlayıp sızlayıp oyaladı seni değil mi? Yok hayır. Onunla bir ilgisi yok. Bir şey demeyin lütfen. Ha demeyelim de, bir iş beceremiyor o da Ceylan.
çağır şunu, konuşacağım. Ay çalışanların moralini düşürmeye ne hakkı var? Yok Melis Hanım, gerçekten onunla bir alakası yok. Aa, Ceylan. Ama bak ağlamışsın sen. Bir şey mi söyledi o sana yoksa? Yok yok. O gerçekten bir şey söylemedi. Sadece siz de biliyorsunuzdur. Ben çocukluk arkadaşımın nikah şahitliğini yapacağım. Ha, ay canım benim. Ben onu hiç düşünmedim. Hay Allah. Ne kadar zor bir durumdur bu şimdi senin için. Yok. Yani zor bir durum değil benim için. Ben arkadaşım için seviniyorum. Hay tabii ki, tabii ki. Ama yani hani sen de evlenmek üzereydin, ayrıldın ya. Çok dokunur böyle durumlar insana. Bir kadın için nişan gecesi aldatıldığını öğrenmek kadar zor bir durum olabilir mi? Hayal kırıklığını tahmin bile edemiyorum. Edemezsiniz. Hayaller hayatlar oluyor bir anda. Ceylancığım, canım. Ama ağlama bu kadar. Tamam yani insan birazcık kıskanabilir ama bu çok insani bir durum. Ben kıskanmıyorum Melis Hanım. Sadece Ömer de damadın nikah şahidiymiş. Oo, ne diyorsun? Ben izninizle geçebilir miyim? Tamam canım, tamam. Hadi git sen, hadi. Efendim? Taylan neredesin? Kristina'yı görmeye gittim. Yok artık, o eve mi girdin? Teste kadar ağzını açmaması lazım. O çözülürse her şey biter. İnanamıyorum sana Taylan. Zor bir gündü. Önemli bir şey yoksa sonra konuşalım mı? Ya aslında var, dur. Mahallede bir düğün varmış. Gelinin şahidi Ceylan, damadın da Ömer. Birlikte nikah masasına mı oturacaklar? Ya bir aşkın iki şahidi. Pek güzel bir tablo gibi görünmüyor. Bak düğünler duygusallığın zirvede olduğu yerler Taylan. Yani o anın büyüsü bir takım acıların unutulmasına neden olabilir. Ya da bazı yaraların daha da derinleşmesine. Yeter ki onları hatırlatacak biri olsun. Bak Taylan, eğer o düğüne gidersen Ömer'in olay çıkarmasına sebep olursun. Ömer'e hazırladığım sürpriz için daha iyi bir fırsat bulamam. Seni sonra arayacağım. Ya. Hay Allah'ım. Aracı hazırladınız mı? Güzel. Programı yarın geceye göre değiştirin. Ben yarınki sunumda Tayland'da olsun istiyorum. Ne güzel olur. Ama bu ara pek şirkete gelmiyor biliyorsun. Bana pek bir şey anlatmadı. Anlatacak bir şey de yok zaten. Şu atölye meselesini biraz fazla önemsiyor. Bu konuda çatıştık. Aslında önemli bir girişim gerçekten. Evet öyle tabii. Her neyse. Artık sen de burada olduğuna göre bana yardım edebilirsin diye düşünüyorum. Elimden geleni yaparım Perihan Hanım. Simlacığım, ben artık seni ailemizin bir parçası olarak görüyorum. O yüzden sana her şeyi anlatmakta da bir sıkıntı duymuyorum. Teşekkür ederim. Bu arada döndü mü sizinkiler Barcelona'dan? Bugün dönüyorlar. Ama sadece birkaç gün kalacaklar. Tamam. Hemen biz de bir yemek organize edelim o zaman. Onları ağırlamayı çok isterim. Taylan'la da bir konuşsaydık. Simlacığım, bazı şeyleri hızlandırmak biz kadınlara düşüyor biliyorsun. Yine de... Bence Taylan da çok memnun olur. Tamam. Ben sizi haberdar ederim. Tamam. Kahveleri söylüyorum o zaman. Tamam. Her şey yolunda mı? Evet efendim. Nedir o? Çalışanlarımızdan Meryem'in kardeşi evleniyor da, onun düğün davetiyesi. Hmm. Hangisi Meryem? Şuradaki, Elvan'ın yanındaki. Sağ ol. Hayırlı olsun, düğününüz varmış. Sağ olun Taylan Bey. Bir ihtiyacınız olursa avans, izin çekinmeyin söylemekten, olur mu? Çok sağ olun, biz hallettik o işleri, sağ olun. Şey Taylan Bey. Aslında ben size de bir davetiye getirdim ama vermeye çekindim biraz. Neden? Yani ne bileyim şimdi öyle hani mahalle düğünü falan ya gelmezsiniz diye çok şey yapmadım yani. Olur mu öyle şey? Siz bizi kabul etme nezaketini gösterdikten sonra biz de bu mahallenin parçasıyız artık. O zaman bekliyoruz. Buyurun.
Zahmet vermeyelim size. Bir dahaki sefer olur mu? Estağfurullah Taylan Bey. Yani sizi de ailenizi de aramızda görmek bizim için çok büyük şeref. Peki. Kız arkadaşınızla birlikte gelirsiniz artık. Bakalım. Programı uyarsa elbette. Meraklı galiba bu adamla ilgili ya. Efendim, anlamadım. O böyle kız arkadaşım gelmez gibi falan bir şeyler söyledi değil mi? Bilmiyorum, dikkat etmedim. Ne Ömer ne Denet'in anlamadım ki. Yok bir şey yok. Hadi gel şu telefonu yaptıralım biz. İyi hadi gel. Ya gerçekten bugün olmaz. Ya neden, neden? Tatlılık yapma boşuna. Ben o konuda sizinle yarışamam lütfen. Sen bayağı yükselmişsin. Staja gitmem lazım benim bugün. Tamam, gündüz dolusun. Akşam alayım seni. Bak çok güzel bir mekan açılmış, oraya gideriz ha. Akşam? Hatta sonrasında da sende kalırım. Süper olur. Tabii ki olmaz ya, dalga geçiyorum. Akşam da programım var benim. Kiminle? Bilmem. Bana bütün İstanbul'da aratma kendini Müjgan. Arama zaten. Ben bugün evdeyim. Misafirlerimiz var. Ben de geleyim. Misafir olurum. Yarın konuşuruz. Hoşça kal. Yürü. Beyaz arabayı bebeğe bırakıyorsun. Bu mu? Bu. Tamam. Bırakırız ya. Ne babalar be? Alışma babalara. Kız hem taş hem doktor. Kendi başına banko, ailesi ve sen. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ne oldu ne oldu? Ne yaşıyorsun yine? Nete baktım oğlum. İki tane Hamza Aksever var. Biri zaten alakasız, o değildir. Diğeri? Diğeri? İmparator. Oğlum kız ayakkabı dedi ama deri meri her şey var. O kız almaz seni. O kız alır beni. Ama tam kıvama gelene kadar galerimin sayesinde devam. Hı hı. Simla'cığım akşam bizde kalıyorsun, itiraz istemiyorum. Aslında benim işim uzayacak gibi biraz. Sen şirkete gelsene Taylan. Ben şirkete gelmiyorum, annemle fikir ayrılıklarımız var. Ama sunumum için geleceksin değil mi? Evde konuşuruz bunu, olur mu? Tamam. Bekletme beni evde, tamam mı? Bekletmem hayatım. Öpüyorum. Nedir? Selam sabah yok mu? Benim senden alacaklarım çok birikti ama. Ceylan'ı benden geri alabileceğini mi sanıyorsun? Bak hala ya. Ben Ceylan'a bir söz verdim. O sözümü bozduramayacaksın. Ama günü geldiğinde de seninle hesaplaşacağız, sen merak etme. O zamana kadar biraz iyileşirsin belki. Sen de birazcık yürek olsaydın, ona buna emir vermez. Tek başına çıkardın karşıma. Ceylan hala kimin yanında, sen ona bak. Az kaldı, az. Biz Ceylan'la tekrar bir araya geleceğiz. O zaman yüzünü bile göremeyeceksin. Bakalım Ceylan seninle aynı fikirde. Ceylan da bana söz verdi. Gel. Bizde sözler tutulur. Sen bilmezsin. Arıyorlar seni. İstediğin kadar saklan, elbet bulacağız. Kaçamayacaksın Elvan. Başın belada. Ben sana paranı verdim. Sen beni neden hala arıyorsun ya? Değilim diyorum ya. Olmaz. Ya sen beni niye tehdit ediyorsun artık? Yeter, rahat bırak beni.
Kiminle konuşuyorsun sen? Hala peşinde birileri var değil mi senin? Evde küçücük çocuk var. Adam gibi söyle abla. Karışma sen. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Duydum. Bela gelecekse bilelim en azından. Bakalım ne saklıyorsun Elvan Hanım? Bu Ömer ne kadar şanssız bir insanmış. Gerçekten her seferinde... Ne oluyor her seferinde? her seferinde Taylan beni şaşırtıyor Simnacığım. Sonra görüşürüz. Melis'ciğim, Aytül'e söyler misin bahçede olacağız? Sen kendin söylersin ablacığım. Peki ben kendim söylerim. Daha iyi olur. Hem yarın akşamın menüsüne karar vermeniz lazım. Simna'nın ailesi bizimle olacak. Efendim? Ben sen de memnun olursun diye düşündüm Taylan. Olurum tabii. Ama bizim yarın akşam için başka bir programımız var. Neymiş o iptal edemeyeceğin kadar önemli olan programın? Anne Simna sorsun istersen. Nedir Taylan? Mahallede bir düğün var. Oradaki insanlar için bizim orada olmamız çok önemli. Buna katılırız diye düşündüm. Yok artık. Simna atölyeyi önemsiyor. Hatta oradaki kadınlar için bir eğitim programı bile hazırladı. Evet ama... Simnacığım ben sensiz gitmek istemiyorum. Bu projeye, oradaki insanlarla olan iletişimimiz... Bunlar çok önemli biliyorsun. Beni kırmazsın. Tamam canım. Ha? Hatta siz de davetlisiniz Feryal'cığım. İstemez canım. Teşekkürler. O zaman bizimkilerle başka bir gelişlerinde birlikte olalım. Programları çok yoğun. İki gün sonra da gidiyorlar biliyorsunuz. Olur tabii. Olur. O zaman mesele yok. Ya Ceylan, çok kızmadın değil mi bana bu şahitlik meselesi yüzünden? Bak ben gerçekten Ömer'in şahit olduğunu bilmiyordum. Yok kızım, sana niye kızayım? Hem sen bunları neyi düşünüyorsun? Ben mi düşüneyim? Geldiniz mi İbrahim? Yardım et hadi, al şunları Ceylan'ın elinden. Tabii. Sağ ol İbrahim. Biz gidelim artık. Olur. Ne oluyor? Bir şey oldu yok. İki dakika yüzünü görmek de mi yasak? Sen bana ne söz verdin? Peki tamam Ceylan. Peki tabii. Ha bu arada o nikah masasına da sadece sümbülü kıramadığım için seninle oturuyorum. Onu da bil. Kader be Ceylan gözüm. Önce sadece şahit olmamız yazılmış demek. Ama çok az kaldı. Ceylan gelinim olarak da oturacaksın. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Bu ayrılığın bitmesine çok az kaldı. Senin bana Ömer'im diye sarılmana çok az kaldı. O kadar emin olma bence. Ben emin olmasam yaşayamam ki. Seninle o masaya evlenmek için oturacağımı bilmesem de yaşayamam. Sana bir daha sarılamayacağımı düşünürsem... ölürüm ben. Thank you.
kandı. Ya Aslı, sana bir şey soracağım. Bizim bu staj yaptığımız yerin yakınlarında bir telefoncu var mı biliyor musun? Sim kartla alakalı bir şey ya. Annemin pini gitmiş de onu soracağım. Doktor! Doktor! Doktor yok mu? Acil doktor! Doktorum. Yener, nereden çıktın sen? Ama doktor hanım, sürekli içiyorsunuz beni. Ben de staj yaptığınız yere gelirsem bana kıyamazsınız diye düşündüm. Ya ama söyledim sana, bugün benim işlerim var. Sonra da eve dönmem lazım. Lütfen prenses, merhamet edin bana. Sizinle geçirecek bir saate razıyım. Lütfen. Ya deli misin sen? Herkes bize bakıyor, tamam? İki. Tamam, peki. Ama çabuk, hadi kalk. Araba şurada otoparkta. Tamam. Ömer. Merhaba. Merhabalar. Beyefendi arabasını hemen istiyor. Ama ben baktım, arabanın biraz işi var ya. Allah Sezgin abi öyle diyor, söyledir. Peki, ne yapalım o zaman? Ya bizim yarın akşam bir düğün olayımız vardı bir arkadaşın. Anca ondan sonra teslim edebiliriz ama. Vallahi aracım çok kıymetlidir. Sadece maddi olarak değil. Siz de çok tavsiye ettiler. Kim etti? Cihangir Bey sanırım. Ha. O da bir ablama söylemiş, ondan ona yayılmış. Sağ olsunlar. Peki, teşekkür ederim. Öbür gün görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Taylan Bey, istediğiniz gibi aracı teslim ettim. İyi bir haber herhalde. Evet, işle ilgili. Bana biraz müsaade eder misin? Taylancığım, işle ilgili görüşmelerini daha sonraya mı bıraksan acaba? Hemen dönerim hayatım. Çok düşkün oldu Taylan işe güce. Simnacığım, herhalde bu senin olumlu etkin. Dışarı çık. Taylan Bey, lütfen. Dışarı çık. Daha önce konuştuğumuz gibi yarın akşam için birini ayarlıyorsun. Ablamın şimşeklerini üstüme çekemiyorum artık, hadi. Hayır, benden haber bekleyin. Tamam. Sen hata yapmazsın zaten. Ömer mevzu değil mi? Aynen öyle. Ne yapacağını söylemeyecek misin bana? Bu sefer sürpriz olsun teyzeciğim. Yener dur dur. Gerçekten çok doydum, yeter artık ya. Ama çok tatlı yiyorsunuz doktor hanım. Yener, benim sana bir şey söylemem lazım. Siz bana hiçbir şey söylemeyin. Ben hastalığımı biliyorum. Of Allah'ım ya. Size olan aşırı hayranım. Delisin sen, biliyorsun değil mi? Dur. Sakın beni sen dedirttin falan deme. Ama nasıl diyeyim ya? Ya bir insan hem bu kadar güzel, hem bu kadar akıllı, hem bu kadar iyi bir ailenin kızı olabilir mi ya? Yener ya. Ben buna deliririm arkadaş. Çıkmadı senin gibisi karşıma. Nasıl? Yürüsene Tutu. Gülmür, bir çayını isterler ki buradan bizden. Aş. Ne isteyecekler canım? Alt tarafı bir çay. Hadi gel. İyi misin? Şey, kangren olacağım neredeyse. Çok sıkmışım da. Bedim benzin attı. Gel şuraya oturalım da bir su iç istersen. Yok yok. Buralar bize göre yerler değil. Ne oldu? Ya şu oğlanla kızın haline baksana. Yani ne edep kaldı ne adap kaldı. Ay şimdikiler hep öyle. Neyse yok. Yani bunların analarına babalarına yazık. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. İyi misin? Su falan söyleyeyim mi? Yok yok,
Başım döndü de birazcık. Oh. Şimdi iyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Süperim. Hatta şahaneyim. Evet, süper. Kahve içelim mi? İçelim tabii ya. Yeter ki seni iç. Kahve. Hemen, hemen. Oh. Pardon. Ne yapıyorsun burada? Hava almaya çıktım. Sen uyuyamadın mı? Su almaya kalktım. Taylan, neden bana bu kadar uzaksın? Uzak değilim. Taylan. Gecenin bir vakti, ikimiz de çok yorgunuz. Zaten herkes evde. Taylan'dan duymaya alışık olmadığımız bahaneler. Bu sefer. Sadece bu sefer. Her şey çok yavaş ve anlamlı olsun istiyorum. Her dokunuşun bir anlamı olmalı. Her şey çok özel. Bu sefer başka türlü olmalı. Haksız mıyım? Haklısın. İyi geceler. İyi geceler aşkım. Ama yavrum olmaz. Bak sen can taşıyorsun. Öyle yemeden olmaz. Hadi al bakayım. O benim merhametli Hacı annem. Bir de ellerini mi yediriyorsun? O da Allah'ın kulu, unutmamak lazım. Allah razı olsun. Ne dedin sen? Siz öyle diyorsunuz değil mi? Yani seni Tanrı kutsasın gibi. Allah senden de razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi çıktım ben. Çık çık benim güzel oğlum. Oo, maşallah. Pek de yakışıklı olmuş benim oğlum. Darısı senin damatlığına. Sen gelmesen bu benim düğünüm olacaktı. Biliyorsun değil mi? Aman gene olur Ömer, gene olur. Şu kederli günler geçsin, sana öyle bir düğün kurarım ki yer yerinden oynar. Hadi benden de selam söyle. Aleykümselam. Tamam. Ben seni hiç böyle bırakıp gitmek istemiyorum Hacı annem. Alalım bu kızı da götürelim. Hem Türk düğünü görür. Hem de mahalleliye iyi olur. Ha? Ne diyorsun ya?
Ömer, ben şaka yapamaz mıyım oğlum? Tövbe estağfurullah. Yaparsın. Hiç güleceği olmayan bir adamı da böyle güldürürsün işte. İyi hadi. Ben şahitliğimi yapar gelirim. Tamam. Erken gelme. Eğlenmene bak. Selametle yavrum. Hadi, hadi eyvallah. Dudu, bu ne hal? Sorma Günnur başımıza geleni. Hayırdır inşallah? Boru patlamış, evi su bastı. Gece yorgunluktan uyumuş kalmışız, duymadık. Ay deme. Gelinliğine tekleri de ıslandı. Tüsünür nerede? Evde, oturdu ağlıyor. Mahvoldu kızcağız. Sende kuru bez varsa almaya geldim. Bırak şimdi kuru bezi falan. Hadi gidip Sümbül'ü alıp gelelim. Hadi. Anlamadım. Ha sizin ev, ha bizim ev. Bu evden çıkar gelinliğiyle. Olur mu ki? Ya niye olmasın? Sen benim bin yıllık dostumsun, arkadaşımsın. Sümbül de bu evin kızı. Hadi hadi gel. Allah razı hadi. Olsun. Hadi, hadi, hadi canım hadi. Sen anlarsın Feryacığım. Şeref misafirleri hangi renk kravat takar? Sen beni çıldırtmak için mi yapıyorsun bunları Taylan? Bir daha benden habersiz kimseyi eve yemeğe çağırma. Ne yapayım? Ben de bir çıkar yol arıyorum. Yakında biz de mahallede düğün yapacağız. Fena fikir değil. Düşüncesi bile korkunç. Düşünme o zaman. Taylan, bari Simla'yı peşinden sürükleme oralara kadar. Sebep? Sebep mi? Simla akıllı bir kız. Senin tek bir bakışından ne yapmaya çalıştığını anlayabilir. Karşı tarafta da akıllı kızlar var. Ne? Elvan'ın gözlemi altındayım, Ceylan'ın ablası. Ha Simla bu sebeple geliyor yani. Sadece bu sebeple değil. Kendisi için, Ömer için, Ceylan için sebep çok. Taylan! Sen kravat seçmeme yardım etmeyeceksin, anladım. Güzel mi? Evet maşallah. Melek gibi oldun. Doğru söyle Ceylan. Gerçekten. Gördüğüm en güzel gelin oldun. Siz olmasanız biz ne yapardık? Lan boş ver şimdi bunları. Canım benim ya. Lan duygusallaşmak yok. Bak sonra senin de makyajın bozulur. Çok mutlu olun olur mu? Aşkınız bir ömür sürsün. Smoking giyseydin bari. Bakayım sana. Vay vay vay. Ateş ediyorsun be Taylan. Çıkmam lazım, Simla'yı alacağım da. Hadi iyi eğlenceler. Hiç oturma, sen de gidiyorsun Taylan'la. Delirdin galiba. Ne işin var benim mahalle düğününde? Benim oğlumun ne işi var acaba? Anne biraz sakin. Olmuyorum. Olmayacağım. Ay hadi sen çık çık, bekleme. Bu konuşur böyle biliyorsun. Vır 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 vır. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Anne. Hep sen cesaret veriyorsun. Bugüne kadar ne olduysa hep senin yüzünden oldu. Anne dedim. Seni bu evden uzaklaştırmanın vakti geldi. Allah Allah! Bu evden teyzem gitmeyecek. Ben gitmeyeceğim. Ceylan gitmeyecek. Mutlu değilsen sen git. Ne? Kapı diyor. Orada diyor. Siz benimle böyle konuşamazsınız. Gördüğün gibi konuşuyoruz. Yazıklar olsun Taylan. Yazıklar olsun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İstiyorsan gel düğüne. Ay yok artık, o kadar da değil. Tamam. Geldiler, geldiler maşallah maşallah. Bir dakika, bir dakika, ben öyle gelini çıkarmam. Gel. Ben de Sümbül ablanın kardeşi sayılırım. Baldızlık hakkımı alacağım. Müjge Han, kızım. Sen dur, sen dur. Böyle olur mu ya? Oğlum sen dur. Bizim baldız öyle kolay bırakmaz.
Teşekkürler. Ay Müşken. Tamam, adet yerini buldu işte. Bence tam bulmadı ablacığım. Şahsen ben gelenek ve görenekleri için yaşayan bir insanım. Aç şunu aç. Çekil, çekil. Güzel olmuşsun gülüm. Sen de çok yakışıklısın canım. Allah mesut etsin. Sağ olun. Hadi. Ceylancığım, nikah memuru gelmek üzereymiş tatlım. Sen geç istersen yerine. Tamam, tamam. Geçiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yok artık. Taylan beylerin ne işi var burada ya? Hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş bulduk Aytuncuğum. Hamza bizim de hoş geldin dememiz lazım. Ne de olsa bizim doğumumuz sayılır. Hadi kızlarım. Hadi kızım sen de gel. Bu herif de sevmediğin ot gibi sürekli adamın yanında bitiyor arkadaş. Onun kökünü kazıyacağım ben. Az kaldı. Meryem'cim, Taylan beyleri bizim yandaki masaya alalım mı? Tabii ki, buyurun lütfen. Biz düzeninizi hiç bozmayalım. Aa, olur mu hiç? Taylan Bey zahmet etmişsiniz buraya kadar. Lütfen buyurun. Geç hayatım. Anneciğim ben geçiyorum. Tamam kızım. Rahat mısın Meryem? İyiyim ben, merak etme. Koca Taylan Bey mahallenin yanına gelmiş. Bak sen şu Allah'ın işine. Kim ki bu adam? Mahalleye açılan atölye var ya, oranın sahibi. Zengin, nüfuzlu bir adam. Ah, kızım, saatler olsun. Sağ ol abla. Evde limon kalmamış. Ben komşuya gideyim, bir limon alıp gelivereyim, tamam mı yavrum? Ay. Hadi aç. Aç telefonu lütfen, aç, 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 aç. Efendim, buyurun. Nevra abla, Nevra abla, Kristina ben. Kristina? Açmayacaksın diye çok korktum. Neredesin sen? Ha, bir hafta oldu tahliye olalı. Aradım sizi, Kars'tan kaçtılar dediler. Nevra abla benim çok vaktim yok. Senin yardımına ihtiyacım var. Fikret'le birlikte değil misin? Değilim. Değilim, bizim hayatlarımız büyük tehlikede. Nevra abla bir adam var. O bizi öldürecek. Bizi kurtarman lazım. Lütfen yardım et. Dur, dur, sakin ol. Ne oluyor? Her şeyi anlat bana. Kim bu adam? Taylan Tanbay.
Bu herifin ne işi var burada? Bilmiyorum. Sen çağırmadın yani, öyle mi? Ömer, ben niye çağırayım? Meryem'in de patronu, belki o yüzden gelmiştir. Maşallah, hiçbir fırsat da kaçırmıyor. Başlama yine, ne olur. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ömrümde kalbim hiç bu kadar hızlı atmamıştı Ceylan Gülsüm. Evlenmeden bayılmam inşallah. Olsun, ben seni tutarım. Siz Sayın Ceylan Haksever, Sayın Ömer Kılıcı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Ömer Kılıcı. Evet. Evet. Ceylan Kılıç. Efendim Ömer Kılıç. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Sonsuza kadar benimsin artık. Sonsuza kadar. Sanırım duymadınız, ben bir daha tekrar edeyim. Bu mutlu ana şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Teşekkürler. Yani bildiğin tek yol var. Fikret'i oradan alacaksın, beni buradan çıkartacaksın. Başka yol yok gerçekten. Dur dur, bir daha anlat. Neden yapıyor bunları? Ya dediğim gibi Ceylan diye bir kızı var, onu çok seviyor. Onu Ömer'den ayırmak için her şey yapacak. Kızın da haberi yok. Anladım. Lütfen yardım et, tamam mı? Senin başın dara düşer de ben yardım etmez miyim? Merak etme, kurtaracağım sizi. O Taylan'ı sen bana bırak. Tamam ama dikkat et. Dikkat et çünkü adam çok tehlikeli. Yarın Fikret de, sen de özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Neredesin sen şimdi? Karasul mahallesi. Bizi yardım edeceksin değil mi? Kızım, ben geldim. Nevra abla, bak ben kapatmam. Lütfen bu telefondan arama, tamam mı? Sakın arama. Bize yardım et. Tek şansım sensin. Ben de seni çağıracaktım. Hadi gel. Yemeğimizi birlikte yiyelim. Yiyelim. Teşekkür ederiz Ceylan'cığım. Otursana biraz bizimle. Hiç sohbet edemedik. Olur. Taylan Bey. Sağ ol. Biz doğru dürüst tanışamadık. Müjgan ben. Çok memnun oldum. Simla ben de. Kardeşim. İzninizle ben bir telefon görüşmesi yapacağım. Geliyorum bir tane. Ben şunu bir ifadesini alıp gideyim. Öne. Koçum. Sakın ha. Hiç sırası değil. Nedir durum? Daha ne kadar gecikecek? Tamam. Haberdar edin beni. Baksana. Sen beni
yapmayacağını dedi. Konuşmamız lazım. Ay, kimler varmış burada? Ne getirdin? Melis lütfen. Yemi getirdim. Yiyecek bir sürü şey getirdim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Taylan'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Evet. Elimden geleni yaptım. Ama olmadı. Simla'yı paravan olarak kullanıp o mahalle düğününe gitti. Farkında mısın? Farkındayım. Taylan'ın iyiliği için bana yardım et. Edemem. Ne istersen veririm. Şirketten hisse. Hatta yeni bir şirket açarım. Yeni bir ev. Ne istersen Melis. Sen her şeyi biliyorsun. Eğer bana yardım edersen o istediğin özgürlüğe kavuşabilirsin. Fikret denen o adamın Ömer'le konuşmasını sağlarız. Ceylan ona geri döner. Taylan'ın yaralarını da Simla sarar. Kız ona çok aşık biliyorsun. Bana yardım edecek misin? Sanmıyorum. Ceylan, görüyor musun? Neye niyet, neye kısmet? Yani şu Rus kız olmasaydı eğer... ...şimdi bu akşam Ömer'le sizin pastanızı yiyor olacaktık. Ay Aytül, Allah aşkına şimdi söylenecek laf mı bu? Kötülüğümden mi söyledin ben Elma? Benim de içim kan alıyor bu kızı böyle boynu bükük görünce. Benim için üzülme Aytül abla. Beni düşünmene de gerek yok. Resulallah ya. Sezgin geliyor kesin beni dansa kaldıracak. Ben dans edelim. Tabii ki edebiliriz. Değerli misafirler, şimdi takı merasimine başlıyoruz. Başka sefere. Daha sonra. Sezgin Hanım, ne oldu? Takıyı tamirhanede unuttum galiba ya. Gidip alayım mı bir? Tamam, tamam. Abi. İbrahim. Abi benim düğünüm ya, söz verdim hadi. Ya tamam. Hadi gel. Yapma ne oldu? Tamam tamam. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Keşke hikayeleri böyle kötü bitmeseymiş. Keşke. Cenk mesaj attı da. Oğlum ne yapıyor bunlar ya? Yok yok hemse dur. Konuşacağım ben. Thank you.
Allah Allah. Ne oluyor lan? Lan! Lan! Lan dur! Lan dur! Lan dur! Dur lan! Hiç rahatsız olmayın. Biz müsaadenizi istiyoruz. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler her şey için. Tekrardan tebrikler. Taylan Bey. Sezgin abi neredesin sen ya? Merak ettim seni. İyi akşamlar. Ne diyorsun abi? Ne hırsızı? Sen iyi misin peki? Abi tamam hemen geliyorum. Abi! Ne oldu? Ne oldu sen iyi misin? Ha? Ben iyiyim daha araba gitti oğlum. Ne? Şaban herifin yüzünü gördün mü? Yok. Maske takmıştı. Neyse sen merak etme oğlum. Polise haber verdim. Nereye gidiyoruz Nevra? Taylan Tanbay'ın evine gidiyoruz. Tabii. Fazla vaktim yok. Bu işi hemen halletmemiz lazım. Dün gece araba çalındı. Turgut, şimdi sıra sende. Tabii Taylan Bey. Ömer'i sıkıştıracaksın. Üzerindeki baskıyı arttıracaksın. Hırsızlıkla suçlayacaksın. Tamam efendim. Zaten sigorta boğazlarına çökecektir. Arabayı parçalat. Uygun parçaları tamirhaneye yerleştirin ki sigorta şirketi araştırma yaptığında hırsızlıkları tescillensin. Hemen bugün hallediyorum. O mahalleye bu iş Ömer'in yaptığına dair bir söylenti yaymanızı istiyorum. Tamam efendim. Güzel. Sen o bahsettiğin adamı arayabildin mi? Evet Taylan Bey. Ben de gerekeni yaptım Taylan Bey. İş yolları tıkanacak. İş yolları tıkandığı zaman şirketlere yönelecekler. Şirketlere teklif verecekler. Her şeyden beni haberdar edin ki sizin yapamadığınız yerde ben devreye gireyim. Tamam Taylan Bey. Daha önce eve talip olan adamımızı arayın. Ömer maddi olarak sıkışınca evi ipotek ettirecek. O zaman o evi biz alacağız. Olur efendim. Tamirhanenin satışa çıkması da çok uzun sürmez.